Bugün Keşan Belediyesi olarak görebiliyorsak ekranda İbrahim Hocam'la beraber müftülüğümüz ve belediyemiz bugün yine bir farkındalık yaratarak asri mezarlıkta ölmüşlerimizin ruhuna, mekanları cennet olsun bütün kabristanlıktaki ölmüşlerimize. Sizler malum koronadan dolayı, bu virüsten dolayı sevdiklerinizi, rahmetli olan sevdiklerinizi, kabristanlıkları ziyaret edemediniz bugünlerde. Yaklaşık bir ay oldu, evlere kapandık. Ele 65 yaş üstü büyüklerimizin evdeki mecburi kalışları, 20 yaş altı ona keza, diğer dostlarımızın da kabristanlığa çok ziyaret edememesi nedeniyle Keşan'da yaklaşık 5 tane mezarlığımız, kabristanlığımız var. Bu kabristanlıktaki ve ekran başındaki tüm dostlarımızın ölmüşlerine biz asri mezarlık başta olmak üzere bu kabristanlıkta müftülüğümüzle beraber bir Yasin-i Şerif okuyacağız, dualarımızı okuyacağız. Allah rızası için okuyacağız. Dualarımız kabul olsun. Bunu ifade etmek istiyorum Keşan Belediyesi olarak. Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Müftülüğü işbirliğinde koronavirüsü tedbirleri nedeniyle mezarlıkları ziyaret edemeyen vatandaşların ölmüşleri, şehitler ve vefat eden gaziler için Yasin-i Şerif okutuldu. Asri mezarlıkta gerçekleşen programda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu, şehitlerimiz, vefat eden gazilerimiz ve ahirete intikal etmiş tüm vatandaşlarımız için Yasin-i Şerif okutuyoruz diye konuştu. Ve duası olacak. Evlerinizde oturarak da kabristanlık ambiyansını ya da kabristanlıktaymış gibi kendi rahmetlilerinize el açarsanız, duamıza eşlik ederseniz, bizler de burada sizin ölmüşlerinize ve rahmetlilere dualarımızı okuyacağız. Mustafa Elvacıoğlu'nun konuşmasının ardından iki şerefeli Çarşı Camii İmam Hatibi İbrahim Kuş tarafından Yasin-i Şerif okutuldu ve dua edildi. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratim müstakim bil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El Azim.